Sevgili arkadaşlar yeni bir tasarıma hoş geldiniz. Bu dersimizde ne yapacağız? Ekranda görmüş olduğunuz rulman tasarımını yapacağız. Teknik resim halini bu şekilde montaj dosyası halinde sizlere vereceğim. Her bir video geçişinde tek tek teknik resimlerini sizlere vermeye çalışacağım. Bakın burada montaj halini görmektesiniz. Şöyle animasyon hareketi yaparak tasarımı bu şekilde görebiliriz. Videolar bu şekilde gelmeye devam ediyor. 2 haftalık kısa bir sürede video atamamıştım. Bunları telafi edeceğim. Katıl butonuna özel videolar hazırlanmaya devam ediyor. Eğer sizler de yeni bir farklı tasarımlar görmek istiyorsanız katıla üye olarak desteklerinizi bekliyorum. Bu şekilde şimdi hemen parça tasarımlarımıza başlayalım ve bu serimizi, bu dersimizi bitirmiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk parçamıza başlıyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi teknik resmi bu şekilde. Rulmanımızın dış kısmını yapacağız. Şöyle geliyorum SolidWorks düzleminden ön düzlemden tasarıma başlayacağım. Bakın burada bir kesit görüntüsü verilmiş. Şuradaki tasarımdaki ölçüleri dikkate alarak döndürme komutuyla tasarımı bitireceğiz. Geliyorum ilk olarak eksenimi şöyle yatay ve dikeyde olacak şekilde çiziyorum. Geldim yine merkez çizgisinden yukarı doğru eksenimi çizdim. Burada bir tane dikdörtgen komutunu alacağım. Şöyle uç noktadan rastgele dikdörtgenimi çizdim. Bakın burada teknik resimde genişlik olarak 31 milimlik ve yükseklik olarak da şu kısmın 12 milim olarak verilmiş. Eksen noktasında olan uzaklığı dıştan 65 milim, alt noktadan da 53 milim kalıyor. Zaten burada 12 milim olduğu için Şöyle geliyorum. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Bu kısmın genişliğini 31 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Tekrardan akıllı ölçendirmeyi aldım ve üst noktayla alt noktayı arasındaki yani merkez noktası arasındaki mesafemiz 65 milim olacak şekilde ayarlıyoruz. Bu kısmın yüksekliğini 12 milim olarak bizlere verilmiş. Bakın zaten tam tanımlı oldu. Daha sonradan objeleri bu da kısmından şu kısımları şöyle trimleyebiliriz. Ve şunu da şöyle aşağı doğru indiriyorum. Tekrardan bakın teknik resme geldiğimizde şurada bir yarım radüsümüz var. Yani yarı çapı 12 milim tam bir dairemiz. Çapı 24 milimlik bir dairemiz var. Bu da tam merkez noktasından eksen noktasına olan uzaklığını 45 milim olarak verilmiş. Geliyorum şöyle rastgele çapı 24 milim olacak şekilde bir tane daire çizdim. Akıllı ölçendirme ile bunun eksen noktasına olan uzaklığını 45 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Objeleri bu da kısmından bakın bu şekilde bu kısımları trimliyoruz. Şöyle bunu da uzattım. Akıllı ölçendirme ile bunun eksen noktasına olan uzaklığını bu şekilde 15.5 milimlik olarak ayarlayarak tam tanımlı hale getirdim. Bakın başka bir ölçülendirme kısmı kalmadı. Geliyorum unsurlara döndürerek katı oluşturma diyorum. Eksen noktamı bir kere seçiyorum. Ve katı gövdemizi bakın bu şekilde oluşturduk. Tekrardan teknik resme geldiğimizde bakın şu üst noktalarda 2.10 milimlik radüsümüz var. Hemen onu yapacağız. Tekrardan geldim. radius komutunu alıyorum. Yüzeyi bir kez seçerek radius komutunu seçiyorum. Ve 2.10 milimlik radius atama işlemini de yapıyoruz. Şöyle kontrol edelim. Bakın dış çapı 130 milim. Genişliği de 31 milim olarak. Rulmanımızın ilk parçasını bu şekilde yaptık. Gayet basit bir şekilde parçamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci parçamızda tasarıma devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci parçamız olan Bilya kısmına geldik. Aslında bunun teknik resmini vermeye gerek yok ama bazı arkadaşlar ısrarla teknik resim illa istiyorlar. Bu şekilde basit çapı 24 milim olacak şekilde bir tane bilya çizeceğiz. Şöyle geliyorum. Yarım daire 12 milim olacak. Tam çapı 24 milim olacak. Şöyle geldim. Akıllı ölçendirme ile dairemin çapını 24 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Eksen çizgimi şöyle tam merkezden olacak şekilde çizdim. Objeleri bu da kısmından bu kısımları trimliyorum ve unsurlardan döndürerek katı oluşturmayla bilyamızı bu şekilde basit bir şekilde oluşturmuş oluyoruz. Hemen üçüncü parçamızda tasarıma devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik rulmanımızın iç kısmına. Bakın yine teknik resmi bu şekilde eksen noktasından döndürerek katı oluşturmayla parçamızı oluşturmuşuz. Geliyorum SolidWorks ön düzlemden tasarıma başlamaya merkez noktasından şöyle eksenimi yatayda ve dikeyde olacak şekilde iki tane eksen çizgisi çizeceğiz. Bakın yukarı doğru çiziyorum. Daha sonradan dikdörtgen komutunu aldım. Şöyle uç noktadan rastgele bir dikdörtgen çiziyorum. Bakın burada teknik resimde alt noktadan merkez noktasına olan uzaklığı 25 milim. Üst noktadan da 37 milim. Yani şu kısmın yüksekliği yani ölçüsü 12 milim olarak bizlere verilmiş. Geliyorum buraya. Akıllı ölçü ile bu kısım arasındaki mesafemiz 25 milim. Bu kısım ile eksen noktası arasındaki mesafemiz ise 37 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Genişliği zaten 31 milim olarak verilmişti. Bakın burada geliyorum. Şöyle akıllı ölçendirmeyi tekrar aldım. Bu noktayla bu nokta arasındaki mesafemiz 31 milim olacak. Ardından bakın burada bir dairemiz var. Çapı 24 milim yine. Ve merkez noktasından, dairemizin merkez noktasından eksen noktasına olan uzaklığı 45 milim olarak verilmiş. Geliyorum. Daire komutunu aldım. Şöyle eksen hizasında yukarı doğru çapı 24 milim olacak şekilde bir tane daire çizdim. Ve bunu eksen noktasına yani merkez noktasına olan uzaklığını 45 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Objeleri bu da kısmından bu kısımları trimliyoruz arkadaşlar. Şöyle eksenimi de bu noktaya tam tanımlı hale getirmiş oluyorum. Unsurlara geldim döndürerek katı oluşturma diyorum. Ekserimi seçiyoruz. Bakın bu şekilde rulmanımızın iç kısmını da oluşturmuş olduk. Hemen buradan radius atama komutuna geliyorum. Ve iç kısmını seçerek 2.10 milimlik radius atama işlemini yapmış oluyoruz. Bakın burada radiusümüz da 2.10 milim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar rulmanımızın tasarım parçaları bu kadar basit. Onu zaten döndürerek katı oluşturma komutuyla yaptık. Son bir parçamız kaldı. Onu da yaptıktan sonra montaj kısmıyla tasarımı sonlandıracağız. Evet arkadaşlar şimdi geldik rulmanımızın son parçasına. Küresel kafes olarak geçiyor. Bazı rulmanlarda var bazılarında yok. Şu anki tasarımda bizdeki tasarımda var. O yüzden yapacağız. Burada bakın teknik resim ölçülendirmesinde hepsini veremedim çünkü burada e, formlu yüzeyler var ve farklı bir komut kullanacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi beni takip ederek adım adım bunu beraber yapacağız. Bakın şöyle ön düzlemden tasarıma başlıyorum. İlk olarak bakın dış dairemizi verilmiş dış çap dairelerimiz 94'e 86 milimlik iki tane daire çizeceğim. Geliyorum aynı şekilde bu kısmı da çizdim. Şöyle dıştaki Çapımız 94, içteki çapta 86 milim olarak ayarlıyorum. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Orta düzlemi 16 milimlik ekstrüzyonumu bu şekilde verdim. Daha sonradan bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyorum. Merkez noktasından daire komutunu aldım. Şöyle dairemi çizerek çapını 90 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Ve bunu yardımcı geometri olarak ayarlıyoruz. Tekrardan daire komutunu aldım. Şöyle üst noktadan tam merkez hizasından bir tane daire çizdim. Bunun çapı da 24 milim olacak şekilde ayarlıyoruz. Eksenimi üst noktayla birleştireceğim ve bunu objeleri bu da kısmından şöyle trimliyorum. Unsurlarla geldim döndürerek kes diyorum. Eksenimi bu şekilde seçerek kesme işlemini yapmış oluyoruz. Radius komutuyla şu köşelerimize 2.10 milimlik radius atama işlemini. Radius komutunu atadıktan sonra dairesel çoğaltma komutuna geliyorum. Şöyle dairemizi seçiyoruz ve çoğaltılacak olan objemizde bu şekilde seçerek 8 adet olacak şekilde çoğaltma işlemini yapmış oluyoruz ve bakın kesme işlemini otomatik olarak yaptık. Bakın şimdi buradan sonra ne yapacağız? Kabuk boşaltmayla şuradaki kısımları yok edeceğiz. Geliyorum buraya unsurlardan kabuk kısmına. Shell kont olarak geçiyor normalde İngilizcesi. Türkçesinde kabuk olarak çevirmişler. Bakın bu yüzeyi seçiyorum. Bu yüzeyi seçiyorum ve aynı şekilde şu yüzeyi seçerek parametre olarak 1.5 milimlik kalınlık diyoruz ve bir kere onaya bastığımızda bakın bu kısımları görmüş olduğunuz gibi yok etti. Bu kadar basit. Şöyle tekrardan ön yüzeye çizim diyeceğiz ve dik bakacağız. Bakın burada teknik resimde 2 milimlik bir çapta dairemiz var. Ve eksen noktasına tam dik hizada 22 derecelik bir açıyla delinmiş tam orta hizası olacak. Geliyorum şöyle ilk olarak şöyle eksenimi çiziyorum. Ardından ikinci eksenimi de şöyle rastgele çizeceğim ve akıllı ölçendirme ile bunu 22 derece olacak şekilde ayarlayacağım. Eksen çizgimi aldım. Bakın buradaki eksenimi de şöyle orta hizaya getirmek için hizalıyorum ve bu kısmı da şöyle bırakabiliriz. Daire komutunu aldım merkez noktasından çapı 2 milim olacak şekilde bir tane daire çizeceğiz. Çapı 2 milim olacak. Unsurlara geldiğim 10 ile kes diyorum. Şunu ters yönde şöyle oku çevirerek kesme işlemini yapmış oluyoruz ve bunu da dairesel çoğaltma komutuyla çoğaltacağız arkadaşlar. Bakın şu kısmı seçiyorum. Çoğaltılacak olan kenarı seçiyorum. Şöyle evet. Ve ekstrüzyon ile kesmiş olduğumuz deliğimizi 8 adet olacak şekilde eşit aralıklarla çoğaltma işlemini yapmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tel kafesimizde yapmış olduk. Yani rulmanımızın tel kafes parçasında yapmış olduk. Şimdi montaj kısmına geçeceğiz ve serimizi bu şekilde bitirmiş olacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Yorum kısmından ve instagram adresinden bana sorularınızı sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi geldik montaj kısmına. Rulman tasarımımızın montaj kısmıyla serimizi sonlandıracağız. İlk parçamı çağırıyorum. Bileşenekli kısmından bir numaralı parçamızı çağırıyoruz. Bakın burada ilk gelen parça sabit olduğunu biliyorduk. Ardından ikinci parçamızı da çağıralım. Şöyle gövde parçamızı da çağırıyoruz. Bunu hemen montaj ilişkisi diyerek eş merkezli haline getiriyorum. Ardından bunu montaj ilişkisi tekrar diyerek orta eksene genişlik diyerek sabitliyoruz. Bakın bu iki yüzeyi seçiyorum. Ardından bu yüzeyi seçerek bunu tam orta noktaya hizalamış oluyorum. Üçüncü parçamızı da ekleyelim. Bir yalarımızı ekleyeceğiz. Şöyle bunu da ekleyelim. Bunu hemen şuradan malzeme atalım. Düzlemden şöyle krom malzememizi atayalım. Ve kayıt ederek tekrardan montaj kısmına gelmiş olalım. Bakın şimdi burada rulmanımızın yani bilyemizin sağ düzlemi ile parçamızın sağ düzlemi arasında çakışıklık ifadesi vererek yani düzlemleri birbirine çakıştırarak tam orta hizaya getirmiş oluyoruz. Ve bunu şu yüzeyi bir kez seçerek bunu tam bu yüzeye teğetlik ilişkisiyle sabitlemiş oluyoruz. Ardından dairesel çoğaltma komutuna geliyorum kenarımızı seçiyoruz ve bir yamızı 8 adet olacak şekilde çoğaltma işlemini yapıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Hemen dördüncü parçamız olan kafes yapımızda ekliyoruz. Şunu şöyle triyatla çevireceğim. Fener ile William arasında önce bir eş merkezli olmasını istiyorum. Ardından buradaki iç yüzey ile William arasında eş merkezlik ilişkisini vermiş oluyoruz. Şöyle tekrardan bir bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi hareketini sağlıyor. Farem ile faremin sol tuşu ile klavyemizden kontrol tuşuna bastığımızda Bakın bir kopya daha alıyorduk ve aynı şekilde bunu da diğer tarafa hizalayacağız. Şöyle kenarımızdan bu kenar ile bir yam ile yani rudman ile eş merkezli haline getiriyorum. Ardından da bu yüzeyi içteki bir yam ile eş merkezli haline getirmiş oluyoruz. Ve şuradaki bir yalarımızda eş merkezli olması için ayarlayacağız tabii ki de olmayacak. Şu kısmı tekrardan düzeltmemiz gerekiyor. Bunu siliyorum. Bir kopya daha alıyorum. Tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. Delik eksenleri aynı hizaya gelmesi gerekiyor. Şöyle bunu eş merkezde olmasını istiyorum. Ardından bu iki yüzeyi de birbirine eş merkezli yapmış oluyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar rulmanımızın montaj kısmını da yapmış olduk. Böyle animasyon hareketini verebiliriz. Y ekseni etrafında bu şekilde döndürerek göstermiş oluyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.